Şükrü Dudu, 1971 yılında Sivas'ta doğdu. 14 yaşında İstanbul'a geldi. 1995 yılında Etiler'de ilk salonunu açtı. Türkiye'nin ve dünyanın en ünlü isimlerini tıraş eden Dudu, profesyonel kariyerinin yanı sıra bir gazetede 80 hafta boyunca Berber Muhabbeti adıyla röportajlar yaptı. 2017 yılında Hayata Makas Atmak adıyla hikayesini kitap haline getirdi. Evli ve iki çocuk babasıdır. Avni Yıldırım, 5 Ağustos 1991'de Sivas'ta doğdu. 2005 yılında boks yapmaya başladı. İlk kemerini Şubat 2015 yılında Antalya'da aldı. Ağustos 2015 yılında Miami'de çıktığı 6. maçında Glenn Johnson'ı yenerek Dünya Boks Federasyonu'nun Gümüş Büyükler Kıtalar Arası kemerini kazandı. Yıldırım şimdiye kadar yaptığı 23 maçta 21 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Lakabı Bay Robot anlamına gelen Mr. Robot'tu. Avni Yıldırım ve Şükrü Dudu ringde nasıl kozlarını paylaştı? Az sonra Şükrü Dudu ile Berber Muhabbeti'nde. Evet arkadaşlar, geldim. Bugün Avni'yi sereceğim yere inşallah. Hazır mıyız? Evet, bugün Avni Yıldırım, pardon ya. Hadi abi, hazır mısın? Avni Yıldırım olunca ben de akşamdan beri boks çalışıyorum. Bugün inşallah bir şeyler yapacağız. Hemşeriyiz, köylüyüz ama... Neyse. Hazır mısın? Hazırım abi. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk abicim. Her zaman seni görüp de kötü olmak mümkün mü abi? Seni gördüm mü? Röportaj yapacağım diye kaç gündür boks dersi alıyorum. Vallahi ben de bugün abi antrenmanımı yaptım. Direkt geldim senin yanına. Hem dedim güzel bir keyif yapalım. Hem de uzun süreden beri seni görmedim abi. Hem dedim bir hasbihal edelim, hem tıraş olalım, hem hasbihal edelim. Hem de biraz genel bir sohbet edelim dedim. Nasıl gidiyor hayat? Abi her şey on numara, şükürler olsun. Yine tekrar iyi bir antrenmanlar yapıyorum, şey yapıyorum. Yine maçlara çıkacağım. Yine ülkemizi temsil edeceğiz. Aynı şekil Avni Yıldırım devam abi. Sivas'ın gururu, hemşerimiz. Allah razı olsun abi. Kaç yaşında hissettin bu işi Avni? Abi ben 12 yaşında mahallemizdeki bir bakkal vardı abi. Mahallemizdeki bir bakkal. Ben de o zaman okul okuyorum. Abi o zaman da derslerim de iyi yani. Sınıfta falan böyle takdir alıyorum. Öyle bir öğrenciyim yani. Sonra baktım orada tabii mahalle şeyde muhabbet, sohbet falan filan. O mahalledeki abimiz bir gün baktım antrenmana gidiyor. Akata Spor Kompleksi Beşiktaş Kulübü'nün şeyine. Boks takımına. Evet. Ben de dedim abi nereye gidiyorsun boksa falan. Abi dedi seni de götüreyim illa. Gelirsin gelmezsin falan filan. Gittik. Başladık. Biz o zaman mahalleden gidiyoruz 8-10 çocuk. Başladık öyle abi. 12 yaşındasın. Evet abi. Ondan sonra tabii başladık birinci hafta, ikinci hafta. Ben boks sevdim abi. Ben boks sevdim. Ben de boksa devam edeceğim. Hoşuma gitti falan. Biz 10 çocuk gidiyorduk boksa. Abi sonra zaten teki düştük. Tek başıma kaldım falan. Neyse. Öyle boks ettim. Hocalar da şimdi bende şeyi gördüler böyle bir cevheri gördüler böyle. Onlar da beni eğitmeye başladılar. Daha çok üstüme düşmeye başladılar falan abi. Daha sonra ben işte ilk maçıma çıktım. Ondan sonra falan. Ondan sonra İstanbul 13 yaşındaydım abi. İstanbul şampiyonu oldum o zaman. Abi İstanbul şampiyonu oldum o zaman. Şu kadarcık bir haberim çıkmış. İşte Beşiktaş Kulübü boks takımı İstanbul Kulüpler Şampiyonası'nda işte takım olarak birinci oldu. İşte 43 kilo Avni Yıldırım, 43 kiloyum. 43 kilo Avni Yıldırım altın madalya falan. Abi o zaman hiç unutmuyorum. Babam o gazeteyi alıp abi şu kadar bir haberim var, şu kadar izle var, şu kadar. O gazeteyi alıp babam şey yapıyordu. Elinde gazete dolaşıyor işte benim oğlan bunu ya abi. Abi büyük bir gurur daha ne olsun. Sivas'la böyle abi yapıyor yani. Abi babam gurur duyuyor yani. Ondan sonra... Ailende var mı peki? Abi ailemde boksör yoktu abi hiç. Böyle bir şey yoktu. Bir tesadüf. Sporla ilgilenen de yok. Sporla ilgilenen de yoktu abi. Sonra ben başladım, sevdim. Tabii sonra abi hep böyle bir teşvik etti bizi. Böyle işte o gün 13 yaşında böyle şu kadar bir haberimiz çıkıyor.
Özellikle boks, rağbet güzel. Mahallemizde, semtimizde, şehrimizde böyle güzel abi. Devam ettik işte, Türkiye Şampiyonası'na gittim. İşte okul, baktım okulda farkındalığımız başladı. Okulda şimdi işte sporcu kimliğimizden dolayı okulda da farklı bir konuma geldik. Okul hayatımız da güzel gitmeye başladı. Hani belki biraz tolerans göstermeye başladılar işte sporcu olduğumuzdan da hükümlerinde. Böyle abi ben boksa devam ettim. Daha sonra ben 2000 Beşiktaş Kulübü'nde boksa başladım değerli abi. Sonra ben Fenerbahçe Kulübü'ne gittim abi. Önce Beşiktaş'la anlaştın, sonra Fenerbahçe Kulübü'ne. Sonra Fenerbahçe Kulübü'ne transfer oldum. Ondan sonra abi Fenerbahçe Kulübü'ne tabii çıkışa geçtim abi. Orada o zaman genç takımda gelmiştim oraya. Ondan sonra A takımda abi direkt takıma girdim. Ondan sonra Türkiye şampiyonu oldum Fenerbahçe Kulübü'nde. Ülkemi temsil ettim Avrupa şampiyonlarında, Dünya şampiyonlarında, Akdeniz oyunlarında bronz madalya aldım o zaman abi. Biliyorsun o zaman her tarafta Amnildir pakatları falan asılmış. Kurtçeşme'de, Ortaköy'de falan böyle. Onu da göstereceğim birazdan sana abi. Neyse ondan sonra gerçekten hep böyle bizi teşvik etti. Ulan boksa aşıktım böyle. Hep dedim ben boksör olacağım. Ben şey hiç bırakmıyordum abi. Hep antrenman. Daha sonra bir Kazakistan'da Dünya Şampiyonası'ydım abi 2013. Dünya Şampiyonası. Dünya Şampiyonası. Orada abi çeyrek finalde bir hakkım yendi şeyde. Ben geldim, ben dedim ki ben profesyonel boksa geçeceğim. Ben artık bir takımı yapmayacağım, dövüşmeyeceğim. Daha sonra ben profesyonel boksa geçtim abi. İlk maçımı yaptım. O zaman profesyonel geçince milli takıma bırakmak zorunda mısın? Öyle mi oluyor? Evet abi. Çünkü profesyonel boks 12 round abi. Yüksek. Ha. Anladın mı? Fenerbahçe Kulübü'nde tabii abi o zaman şeyde şimdi az ben o zaman biraz sonra fotoğrafı falan da göstereceğim. Yani zirveyi yaşadım ben Fenerbahçe Kulübü'nde. O zaman işte Kadıköy Bağdat Caddeleri'nde pankartlarım asılıyordu her yere. İşte bakanlık oturduğum mahallelere, semtlere böyle söylüyor. Neyse. Ondan sonra abi ben profesyonel boksa geçme kararı aldım. Çok şey bir karar çünkü beni olimpiyatlara hazırlıyorlardı. Ben bir anda işte böyle bir çıkış yapınca tabii o zaman işte bana diyorlar Fenerbahçe Kulübü geçme işte falan. Bırakma işte şeyi bırakma. Milli takımı olimpiyatlara gideceksin falan filan. İşte beni olimpiyatlara hazırlıyorlar. Geçersin geçmezsin ben dedim geçeceğim. Bir risk aldım burada. Abi babamı arıyorlar. Babama söylüyorlar işte Amin Yıldırım işte boksa işte bırakma olimpiyatlardan sonra geçsin profesyonel boksa falan. Ben dedim geçeceğim. Bir risk aldım abi. Olimpiyatlara gitmedin. Olimpiyatlara gitmedim abi. Profesyonel boksa geçtim. Daha sonra profesyonel boksa geçtim. Daha sonra başkan, Fenerbahçe Kulübü işte bana biraz ön yargılık davrandılar abi. Böyle hani biraz şey aldılar. Ondan sonra abi 2016'da, 2014'de profesyonel boksa geçtim. 11 maçım vardı abi Şükrü abi profesyonel boksta. Daha sonra abi ben 11 tane maçım vardı. 11-0'ım abi o zaman namalup. 13 değil mi ben öyle hatırlıyorum. 13 namalup. 2011'de şeyde bu olay yaşanırken. 11-0'ım o zaman. 11 maç, 11 galibiyet gidiyorum. Hepsi knockout. Bir gün başkan beni aradı. Eyüp Başkan. Kulaklar içindesin. Dedi ki Avni 76 kilo dövüşüyorum o zaman abi. Spor ortosiklet. Beni aradı. İşte o zaman da şimdi Fenerbahçe Kulübü bana cepheli, şey cepheli falan hep böyle cephe var. Ben de da profesyonel olsa almış başıma gidiyorum. Sonra baktılar ki hani daha tam tersi oldu. Avni Yıldırım gündemde hep işte. Dediler ki lan demek ki biz çocuk hakkını yemeyeceğiz. Çocuk harbiden yaptı yani anladın mı? Gitti. Başarıyor. Artık. Sonra çağırdılar beni abi ben sonra gittim. Olimpiyatlara davet ettiler. Ben bir haber yaptırdık hemen. Amin Yıldırım olimpiyat daveti. Dönüm noktan neresiydi abi ne? Dönüm noktam neresiydi abi? Miami Glenn Johnson maçıydı abi. Glenn Johnson biraz tabii 40 küsur yaşındaydı, 44 yaşındaydı. Böyle artık ama çok tecrübeli bir seviyede 5 maçım vardı abi o zaman profesyonelde. Beni onunla dövüştürdüler ki o zaman herkes diyordu ki tamam Glenn Johnson Avni'yi öldürecek. Hani Avni'yi nakavt edecek falan Miami'de, Miami'li o maç yapacağım falan abi. Abi dönüm maçım YouTube'dan izleyebilirsiniz. Glenn Johnson Avni Yıldırım maçı. O adam Roger Johnson'a kalktırmış abi. Kaç round devam etti? Adam Roger Johnson'a kalktırmış. 12 round dövüştük abi orada. 12 round sonunda puanla kazandım abi. O çok zor bir maç geçmişti. Orası benim dönüm noktam. Ondan sonra herkes tabii ondan sonra hep arkama geçtiler abi. Herkes bütün Türkiye'ye yavaş yavaş biz tanımaya başladık. Tanırımız arttı. Şey oldu. Bir daha bir yaradan yürü yakalım diyecek ya. Hani böyle ondan sonra bir rüzgar arkama bir aldım abi. Bir maç
sonra bu tekrar Almanya şeyleri. Bir de abinin senin çok sinirlendiğin bir şey vardı. O arada biraz da saç keseyim tabii. Hı-hı. Seni çok sinirlendiğin bir puanla kaybettiğiniz vardı. Adamın kaşı gözünü parçalanmıştı ya. Abi onu hiç sorma ya. Neydi o? Abi, sen bayağı isyan ettin. Şeydi o, abi. İnternetten falan da baktım ben bayağı bir. Değerli abi şeyde. Şimdi geçtik orada. Ben Benavides diye bir sporcu vardı abi. Benavides diye bir sporcu vardı. Meksikalı, dünya şampiyonu. O bir numara, iki numara Antonio Dural, üç numara da benim abi. Evet. O zaman Benavides'te doping çıktı. Doping testinde şey olmuş. Doping çıkmış abi, tamam mı? Daha sonra federasyon direkt dedi ki Benavides kemeri elinden alındı. Antonio Dural, Anlı Yıldırım bu kemere dövüşecek. Kemer boşa çıktı. Antonio Dural, Anlı Yıldırım boşa dövüşecek. Ben abi bir başladım çalışmaya falan filan ama şimdi maç Amerika'da olacak falan. Abi çünkü Amerika'da abi mesela Amerika'daki boks bizdeki futbol gibi o kadar büyük. Yani o adamlarla yarışmamız imkansız. Kitlesi çok büyük yani. Kitlesi çok büyük abi. Yani mecbur hep deplasmana gidiyorsun çünkü adamlarla yarışamıyorsun. Adamların abi televizyonları belki veriyor her maça. 2 milyon dolar, 3 milyon dolar. Bizde öyle bir sistem yok. Bizde sadece futbol var o sistemler. O paralar işte futbolda dönüyor yani. Neyse abi bir gittim hazırlandım falan abi işte o sıra abi antrenör değişikliği yaptım. Mike Tyson'ın nakavt tutan bir şey vardı. O zaman abi Mike Tyson'ın hocası Stacy McKinney'le çalışıyordum Miami'de. Daha sonra benim menajerle o zamanki menajerle şey Lennox Lewis görüşüyorlar. Evet. Lennox Lewis diyor ki bu hocaya bu hocadan ayrılın. Bende diyor çok iyi bir hoca var benim ekibimde. Anlıyor çalıştırsın. Harold Knight. Abi biz... Size hoca en önemli şey değil abi mi? Abi en önemli şey. Abi biz bir anda abi sistemi değiştirdik. Harold Knight'la anlaştık. Abi Harold Knight'la ben başladık. Tam farklı bir sistem. Düşse Mike Tyson'la antrenörüyle çalışıyorum. Daha sonra da Mike Tyson'la katılan Lennox Lewis'in antrenörüyle çalışmaya başlıyorum bir anda. Neyse. Abi biz Harold Knight'la başladık çalışmaya. Herkes diyor ki tamam Avni gidecek, Antonio Dural Avni yenecek yani imkan yok falan. Gittik abi iddia oranlarına baktık. Değerli abi iddia oranları nasıl biliyor musun? Bana vermişler 6.8. Rakibe vermişler 1.2. Yani diyor ki %100 favori karşı taraf yani. Diyor ki Avni Yıldırım senin hiç şansın yok diyor yani. Sıfır yani. İddia oranlarında bile sıfır diyor yani sana anladın mı? Gittik oraya tamam görevimizi tamamlayacağız, kaybedeceğiz, geri döneceğiz. Şimdi tabii abi bir gittik orada şimdi... Face to face'ler, işte televizyonda basın konferansı var. Mesela şimdi ortada bir tane moderatör var abi. Moderatör var. Ben buradayım. O zaman Antonio Dural geldi karşımda. Biz böyle konuşuyoruz abi. Bana diyor ki abi her dediğinden söz şey ilk sözünden biri seni 3. yaptığı nakavt edeceğim. Tehdit gibi yani. Ya, tehdit diyor ki seni 2'den dedim. Bunlar demek ki böyle beni şey zannediyor yani böyle... Hani bunlar... O zaman demoralize etmeye çalışıyorsun. Demoralize etmeye çalışıyorum diye bunlar... Demek ki bunlar kafalarında plan yapmışlar. Bu hamle üstümüze gelecek, biz de hamle nakavt edeceğiz, bitecek, gidecek. Benim tabii biraz... Abi şimdi Amerika'dasın, seyirciler hep Amerikalı, televizyonda böyle bir baskı, prez tamam mı? İsterseniz baskı oluyor abi, deplasmandayız orada yani anladın mı? Herkes tarafı, her taraf Amerikalı falan. O konuşuyor, herkes alkışlıyor falan. Neyse abi... Benim hoca dedi ki, Amri dedi bu çalışmamış dedi. Rakibin için? Evet. Bu dedi... İlk başta dedi sana dedi böyle ölü bir pres yapacak dedi seni nakavt etmeye gelecek. Sen dedi, senden de tek isteğim hiç dedi onunla vuruşma. Atak yap çık bir adım dolaş. Bak dedim o sana saldırdı bir şey oldu kötü bir darbe aldım bir adım dolaş. Kaç yani oradan. Abi ben taktiği uyguladım. Birinci round, ikinci round, üçüncü round, dördüncü round, beşinci round. Abi herkes baktı ki ulan bu adam bambaşka bir adam. Başka bambaşka bir taktik. 6, 7, 8, 9 abi. Maç bana dönmeye başladı. Abi maç 86-84. Abi bak aramızda bir round bak. Bir round kalmış. 96-94 maç. Bak 9. round'dayız. 3 round kalmış. 96-94 maç. Her maç 2 puan veriyor her round. Yani atıyorum bir taraf kaybediyor abi. 10'a 9. Bir taraf 10 alıyor. Round'u kazandı. Bir taraf 9 alıyor. Bir taraf öbür round'da öbür taraf kazandı 10. Öbür taraf on. Abi 86-84 maç. Abi tam dedim lan ha gayret bam 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 başlıyorum abi böyle. Abi rakibin de kaşı açıldı abi. Gördüm onu ben izledim. Tam o zaman değerli abim.
dedim ki tamam bu şampiyonluk bizde. Nasıl bir motivasyon bir geldi biliyor musun bana böyle? Ama sen zaten onu hissetmiş gibi duruyordun, kazanmış gibi. Abi herkes hissetti zaten de maç bitti abi. Hakem araya girdi, maçı bitirdi falan. Ben başını izlediğim gibi kalktım abi, işte seviniyorum böyle şey yapıyorum abi. Menajer falan seni havaya kaldırıyor. Herkes beni havaya kaldırıyor. Hoca benim elimi kaldırıyor falan böyle bir şeyler. Abi bir baktım. Ama sonuç? Bir baktım rakibin eli kalktı. Ben şok. O an ne yaptın? Abi en son ne zaman olmuş böyle bir şey biliyor musun abi? 1980 yılında Evander Holyfield maçında olmuş bu hani böyle bir hakeme falan muhabbeti. Daha sonra ilk defa bizim orada olmuş yani benim maçta olmuş. En son 20 yıl önce falan olmuş. Peki niye yaptılar? Türk olduğun, Müslüman olduğun için mi acaba? Abi Türk olduğun, Müslüman olduğun için. Ben hatta o zaman maçtan sonra açıklama da yaptım abi. Dedim ki maçtan önce dedim iddia oranları açıklanıyor. Rakibe 1.2, Avni Yıldırım 6.4. Bazı sistemleri çökerttiğim için mi dedim bu sonuç dedim. Hatta o zaman ister etmiştim. Bahis-mahis acaba? Bahis-mahis muhabbetleri. Anladın mı abi? Yani acaba dedim bazı sistemleri çökerttiğimiz için mi dedim bu sonuç falan filan. Neyse abi. Biz oradan boynumuz bükük ayrıldık. Sonra gittik federasyona falan. Ama abi şöyle bir şey var değerli abi. Havalimanına bir geldim. Halkımız beni bağrına bir bastı abi. Orada ben anladım ki şampiyonluğu alamadık ama halkımızın en önemli şey halkımızın gönlünü kazandık. Ben şeyi çok merak ederim. Bu dünyadaki boksörlere bakıyor musun? Bu Floyd, işte Tyson, çok zenginler. Burada bunlar çok para var mı ya? Çok merak ediyorum. Ya abi Amerika'da şimdi Amerika'da bizde mesela herkes böyle futbol manyaklığı var burada abi. Amerika'da tam tersi boks manyaklığı var. Futboldaki adamın hiçbir işleri yok. Boks işte televizyonlar abi milyon dolarlar yatırıyorlar televizyonlar. Ya televizyonlar mesela futbola milyon dolarlar, milyar dolarlar sökülüyor. Orada da boks, tam tersi boksa bu paralar dökülüyor abi. 350 milyonluk bir ülke, abi bakıyorsun ligler çok bambaşka, boksörler çok bambaşka böyle hani. Abi bir de halk sevdiği için şimdi biz desek ki abi, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana abi, değerli abi. İyi, çok güzel bir yere bahsettim. Abi İstanbul'da maç yap, ya seni kendi akrabaların, eşin, dostun arıyor. Değerli abim var ya sağ olsun 100 tane bilet alıyor geliyor yani öyle bir şeylere. 2 tane kapatıyor yani. Bizdekiler utanmasa beni arayacak diyecek ki ya Avni bize bilet ayarlasana maçta ya. Maça geleceğiz. Atıyorum. Avni. Ben ya, Floyd arıyorum cepte. Ya. Ya Avni. Avni oğlum ya diyeceksin oğlum kafayı mı yediniz? Lan maça çıkacağım oğlum. Yani senin destek olman lazım. Avni Yıldırım maçı var hani gidelim orada destekleyelim onu şey yapalım falan. Abi. Burada senin gibi olma, yani normalde senin önüne kalman lazım. Böyle aslında ondan önüne olman lazım. Diyor ki, aa amcalığın bir şey, hadi gidelim. Hadi be, 100 tane bilet alıp gidelim. Çünkü i̇şte, senede bir kere çıkıyorlar, bin, bir bakıyorsun dünya paralar aynen, yani. Bin tane, ama işte burada maalesef biz o yüzden hep deplasmana gidiyoruz abi. Senin örnek aldığın kim var? Benim abi, şey olarak, ben Muhammed Ali'ciyim abi, Muhammed Ali. O, ben size boksuyundan değil, karakter olarak. O, bakıyorsun abi adama, bir aykırı bir adam. Adam koskocaman Amerika'ya kafa tutmuş ya. Böyle bir adam nasıl saygı duymasın ya. Taktiklerinden böyle hani. Sean Mosley falan var böyle. Çünkü sizin işte bayağı bir taktik meselesi. Tabii canım abi. Biz eskiden böyle bir film seyrediyoruz tabii filmde. Mesela benim Rocky filmlerini izliyoruz. Marvin Hagler vardı abi süperstar. Marvin Hagler abi izler mi Marvin Hagler? Şu an Fransa'da. İzlemedim. Kendisine selam olsun. Kendisine selam olsun izlerse kulak kırışılmasın. Ben onu abi onu hayranlıyım. Onu hep onu izliyorum. Çok mu iyi? Kendi skeletinde abi dünya şampiyonuydu o zamanlar. Efsane ama yani. Şu an dünyadaki en iyi kim abi ne? Şu an dünyada abi Canelo vardı. Onunla da maçım var biliyorsun. Canelo Alvarez şu an dünyada o abi. Onunla ne zaman maç yapacaksın? Onu maç yaptım abi. Şey yaz. Bundan sonra kim? Bundan sonra abi işte tekrar bir onunla şöyle 2-2,5 senede bir karşılaşalım. 2 sene sonra bana bir karşılaşalım. Şimdi ilk şimdi en abi, yakın ilk zamanda maçın, kim var? Şimdi abi ben önümüzdeki ay bir ringe çıkacağım. Nerede? İstanbul'da. Sizleri de beklerim abi. Rakibin kim? Güzel bir işte Finlandiyalı. Güzel bir beklerim sizde şey hep beraber orada olalım. Buradan da izleyenlerimize herkes davet ediyorum. Bir geri dönüş maçım. Ondan sonra tekrar büyük maçlar şampiyonluklara doğru gideceğiz inşallah. Bunların kararlarını kim veriyor? Hadi ben merak ediyorum yani. Örneğin sen çok iyisin değil mi? Federasyonlar. Yani, senin bağlı olduğun biri mi yoksa Türkiye'deki? Menajerler, federasyonlar. Abi federasyon olmadan olmuyor. Federasyon bağlantıları olmadan olmuyor.
Çünkü yani, bizim bildiğimiz dünyada evet. boks çok geçerli bir meslek. Yani abi dünyada, çok iyi bir dünyada spor. Ve Avrupa'da bir kere hayran meslek... kitlesi çok. Örneğin senin ben Türkiye'de o kadar çok hayranlı olduğunu biliyorum ki. Allah seni ben her gün görüyorum. Nusret'le görüyorum. Allah razı olsun abi. Kıvanç'la görüyorum. Yani bütün ünlülerle beraber senin bir bağın da var. Ya şimdi... Kiminle çok samimisin ve onlarla beraber paylaştığın bir şeyler oluyor mu? Ya şöyle söyleyeyim abi. Nusret abi sağ olsun kulak kaçındasın abi. Çok değerli bir abim. Kardeşi Uğur abi. Çok selamlar olsun. Öbür kardeşi Erman abi. Yani buradan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Ya o kadar milliyetçi insanlar ki. Onların beni desteklerini böyle yani iliklerime kadar hissediyorum. O adamın o samimiyetini, o iyi niyetini böyle bütün o Kıvanç abiler olsun. Kıvanç yani, da bir ara sanki antrenman falan da yapıyor. Evet böyle abi. Biliyorum. Hepsi. Kerem abiler sağ olsun beni Almanya'da kaç aldı. Kerem Bursun. Kerem Bursun. Senenay Sarıkaya'lar. Hepsine onu selam olsun. Hep desteklediler. Yani destekliyorlar. Kendilerine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten boksu biz belli bir seviyeye getirdik abi. Boksu bir şey söyleyeceğim. Belli bir seviyeye getirdik. Yani eskiden şimdi boksa nasıl bakıyorlardı? Böyle bir Türkiye'de maalesef şey diye bakıyorlardı. Yani ikinci sınıf bir spor. Ama şimdi biz belirli şeyleri kırdık abi. O kafada oluşmuş bazı şeyleri kırdık. O belirli kitleye girdik. Avni Yıldırım olarak şu an çok boksa meraklı insanlar var ya gençler için. Evet. Verebileceğim bir tavsiye var mı böyle? Abi şunu söyleyebilirim. Çünkü çok genç var şu an. Değerli abim, değerli abim bir söz var. Sadece şu sözü akıllarına yazsınlar, ona göre hareket etsinler. Kıyıyı kaybetmeden yeni limanlar keşfedemez. Bulundukları yeri terk edecekler. O kıyıyı kaybedecekler abi. Açılacaklar. Ben yani, öyle yaptım. Ben öyle yaptım. Yurt dışına mı? Riskler aldım, şeyler aldım. İşte ben öyle başarılı oldum abi. Oturduğun yerde kimse sana gelip demiyor şunu yapalım, sana seni şöyle yapalım. Seni... Yok abi sen mücadele edeceksin. Sen isteyeceksin. Çünkü burası abi maalesef Türkiye, ben boks olarak konuşuyorum sadece. Zor bir Türkiye'de bizim boks. Zor. Ama tabii ki belli bir seviyeye gelince de halkımız arkana geçiyor. Hepsi destekliyor. Çünkü boks zayıf bizde. Belli seviyede boksörler çıkmış hep. Belli bir dönem. Ama sürekli olmadığı için hep... Dünyada en iyi boks şeyin neresidir? Amerika mı? Amerika abi. Bu değişmez. Amerika, Meksika. Hazır mısın? Biraz beraber antrenman yapalım. Emin misin abi? Gidiyoruz hadi. Emin sen gidelim abi. Hadi emin gidelim. Değilsen bir kahve daha içelim. Hadi gidelim hadi. Sonra bir sinep ayı. Arkadaşlar geldim. Bugün Avni'yi sereceğim yere inşallah. Hazır mıyız? Başar doğru mu yapıyorum oğlum? Hocama soruyorum. Vallahi tebrik ediyorum seni. Hemşerim, akrabam. Peki kaç round kalabiliyor? En uzun kaç round kaldı? 12 round abi. Kaç dakika sürüyor? 3 dakika, her round 3 dakika. 36 dakika, birer dakika dinlenmeler 48 dakika. Giriş çıkış ringi 1 saat ringdeyiz abi. Bir saat burada ringde kalıyorsun. 1 saat ringdeyiz abi. Bir de normalde bu sporda hemen kilo veriliyormuş, doğru mu? Evet abi. Kardiyo olarak falan yapıldığı zaman
Ben öneriyorum yani insanlara boks yapmalarını çünkü bu arada biraz şey oldu. Herkes boksa merak sardı. Kardiyo olarak boks faydalı. Sadece koşuyla ve artık sıkıldı bile insanlar şeyden. Sadece koşu yap, sadece fitness yap, ağırlık yap şey değil. Boks farklı bir şeyi var. Hareket ivmesi var, kardiyoya çok faydalı. Ev hanımları bile şu an artık boksa yöneldi herkes. Yeme içmeye nasıl dikkat ediyorsun? Abi yeme içme maçtan beri ben şey yapıyorum. İlk protein ağırlıklı fizik idmanları falan yaparken. Daha sonra işte maça yakın diyetler falan da yapıyoruz ya abi biz. Diyete de giriyoruz biliyorsun. Onları da abi karbonhidrat ağırlıklı orada. Çünkü çok karbonhidrat orada sabah öğle akşam karbonhidrat. Boksta olmazsa olmaz denen bir şey var mı abi? Boksta öyle olmaz yani azim inanç. Kararlılık abi. O filmler biz normalde boksu bize sevdiren zaten filmlerdi. Abi ben bugün Rocky filminin boks sahnelerini hala izlediyorum. Ben bu Rocky filminin boks sahnelerini ben beni ilgilendirmiyor ama hikayeler çok güzel abi. Kaybediyor, tekrar geri geliyor işte. Nakavt oluyor, tekrar geri geliyor. Dünya şampiyonluğunu alıyor falan. Çünkü boks bu. Kaybetmek de var, kazanmak da var. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Ama maalesef şimdi yani o filmler gerçek abi. Kaybetmek, kazanmak, rakip kaybediyor işte, nakavt oluyor, geliyor işte. Tekrar işte mesela şeyin bir de o hani yerden, hikayesi yerden vardır. Kalkma sahnesi var ya. Şımardı bir Rocky 4'te. Şımarıyor Rocky. İşte lüks salonlara gidiyor. Kirli pasta salonları bırakıyor. Lüks salonlara gidiyor. Orada gidiyor. Öbür Amerikalı Starbucks'a nakavt oluyor orada. Evet hatırlıyorum onu sen. Hocası geliyor ne diyor abi? Eye of the Tiger'ı kaybettin diyor. Yani kaplan gözünü kaybettin diyor. Rocky'ye. Ondan sonra Rocky ne yapıyor? Ne yapıyor şimdi Rocky? Şımardı. Mankenler antrenmana geliyor böyle. Kameralar, TV'ler falan. Show. Hocası dedi ki sen dedi kaplan gözünü kaybettin. Ne oldu bu sefer? Rocky tekrar o eski kirli böyle pasta salonuna geri döndü falan filan. Başlıyor tekrar o kaplan gözü tekrar geri geldi. Kaplan gözü her şey abi bizde. O filmler yani Rocky filmlerinin dövüş sahnelerini falan boş ver. O hikayeler tam böyle boksta olan hikayeler. En çok izlediğin hangisiydi böyle heyecanla ben de bunun gibi olacağım dediğin yerler var mıydı? Abi şöyle söyleyeyim. Abi şimdi Rocky filmi... Veya Tyson'da veya Muhammed abi, Ali'de. Abi şimdi biz Sinan Şamlısam abi. Ben ilk başladığımda benim boksum, ben 2004'te Sinan Şamlısam vardı meşhur. Bizde boksu Mike Tyson falan şimdi... O zaman internet de falan bu kadar meşhur değildi yani. İnternet falan da böyle şey değildi. O zaman biz neyi izliyorduk? Sinan Şamlısam'ı izliyorduk. O Sinan Şamlısam bizim için bir dördü. Star TV'de hatırlasana abi o zamanlar. Aynen. Boğaz'ın boğazı Sinan Şamlısam'ı izliyorduk. O zaman da ben bu yeni boksa başlamıştım. İşte o izleye hep böyle şey olduk. Daha çok motive olduk, daha çok şey yaptık. Ama şimdi bu Floyd falan çok önemli biliyor musun? Herkes takip ediyor, herkes abi peşinde. Abi şimdi artık herkes peşinde. Hayran şey, kitlesi abi, felaket çok. Adam var abi, siyahi vatandaşlar o Floyd ve Mürettin'i takip ediyor abi. Ya abi, adam izlenmeli konuları kuruyor, adam var. Ödeyizli sistemi var Amerika'da abi. Gidiyor abi adam cebinde 100 dolar olsun, 65 dolarla gidiyor maçı satın oluyor, izliyor maçı ya. Biz burada desem ki ben burada maç yapıyoruz. Abi adam gelip 50 lira, 100 lira, 200 lira, 500 lira, 1000 lira bilet parası vermiyor. Ya Avni veya benim işte yanımdaki çarabdaki insanlar, ya bizim maç bileti ayarlayabilir miyiz? 5 tane 10 tane maça geleceğiz. Değil mi? Bizde bu kültür yok abi maalesef. Anladın mı? Amerika'da adam cebinde 100 dolar olsun, 65 dolara öyle gider maçı satın alır izlemek için. Ödeyiz sistemi var ya orada. Orada. Diğer 35 dolara da gider cips alır, kolasını alır. Maçı izler. Biz de öyle değil, bize ne yapabiliyorsa Avni ya biz maça gelecektik ya bize şey, bilet lazım 50 tane. Bize önden VIP bilet lazım Avni. Lan oğlum diyorsun manyak mısın maça geçeceğiz. Maalesef abi bizde sonra ben bunu söyleyince kızıyorlar. Ama sevdir bence abi bu iş çok iyi. Abi şu an sokakta Avni Yıldırım'ın bir karşılığı var. Allah razı olsun hepsinden. Biz halkçıyız. Sokaklar bizi yalnız bırakmadı. Allah razı olsun hepsinden. Hele havalimanında o antrenman maçı sonrası da bunu herkes gördü. Federasyon da gördü abi yanlış anlamadım. O zaman o kanalın maç öncesi sokakta öyle bir olmuştu ki İngilizler bile artık bunu paylaşmaya başlamış. Avni Yıldırım'ın böyle fanatik taraftarı var diye. Boksu biz çok farklı kitleye getirdik yani. Kimi yenmek istiyorsun? Abi tekrar o Antonio Diller'i yenmek isterim abi şu an var ya. Onu bir daha parçalamak isterim. Çünkü o beni çok etkiledi yani abi. Çok. Artık yani onu güzel söyleyeyim. Yerlerde, daha iyi yerlerde. İnşallah abi. Türkiye'yi gururla temsil etmeni bekliyoruz abi. İnşallah. Ben de inşallah hemşerin olarak, akraban olarak inşallah kemeri Şükrü abime dükkana asmak nasip olur.
İnşallah bunun için çalışacağız abi. İnşallah canım. Çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ederim abi. Onur oldun burada. İnşallah çok iyi bir şekilde bizi gururlandırırsın. Burada seviyoruz sen, seni. Biz akrabayız. Biz seninle emin olur. Biz buraya geldiğimiz burası bizim kendi evimiz. Senin dükkanın bizim kendi evimiz. Yani burada olmak bizim için bir görev. Gençlere örneksin. Onun için de tebrik ediyorum. İnşallah genç kardeşlerimiz de bizden ilham alıp daha iyi yerlere getirirler. Daha güzel yerlere getirirler. Biz de onları destekleriz. Her şey güzel olacak diyelim. İyi ki varsın. İnşallah abi.